Herkese merhabalar. Watches and Wonders devam ediyor. Biz de devam ediyoruz Burak'la. Bugün belki de Horovax tarihinin en heyecan verici saatlerinden birini canlı olarak kamera karşısına bileklerimize taşınmış vaziyetteyiz. Grover Fursey'nin yeni tanıttığı GMT Sport'u Horovax farkıyla elimizde dünyadaki birkaç medyadan biri olarak saati canlı olarak inceleme şansına sahip olduk. Ne diyeceğiz, ne konuşacağız bilmiyorum ama yani, öncelikle şunu sorayım Burak. Yani high-end watchmaking diyoruz. Yani Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum ama. Yani nedir high-end watchmaking? Grover Fursey de bunlardan biri. Bu segmentten beklentin nedir? Ne olması gerekiyor? Geleneksel lüks saatçilikte bir standart, normal diyebileceğimiz saatler var. Bir de high horology diyeceğimiz saatler high var. High complication. High-end olayın farklı bir boyutu. Yani şu an elimde tuttuğum saate baktığım zaman bunu yani en ince ayrıntısına kadar görebiliyorum. Malzeme olarak bakacak olursak hepsi ileri teknoloji ürünü malzemeler. İşte seramik olsun, diğer alternatif malzemeler, titanyumun en kalitelisi, safir kristal camın yapması en zoru şeklen veya kalınlık olarak. Üstün bir el işçiliği söz konusu. Birazdan anlatacağım burada. Grover Fursey ile artık neredeyse özdeşleşmiş bir üç boyutlu dünya figürü var. Ki mükemmel yani. Evet. Tek kelimeyle. Detaylara gösterilen aşırı özen, ilgi. Cam kavisli, kollar da kavisli. Camlar kasa da kavisli bu arada. Ondan sonra buna bakıyorsun. Ergonomi, saati koluna takıyorsun. Saat 42 mm çapında bir saat. Bezelle beraber 45 mm'ye geliyor. Neredeyse 2 cm kalınlığında. Koluma takıyorum ve hiçbir şey hissetmiyorum. Evet, mükemmel. Ne işte kolumdaki tüyü çekti, yok bileğime iz yaptı, tepesi battı falan, böyle bir şey söz konusu bile değil. Saati gevşetip kurduğunda aldığın hissiyat mükemmel. Yani kulağına getirdiğinde, sesini dinlediğinde gerçekten çok güzel. Yani bunların hepsi high-end saatlerin bir hayal, bir modelde olması gereken değerler değil. Kullanıcısına sunması gereken, değerler. Yani hiçbir şekilde bir compromise, hiçbir şekilde bir yerden taviz olmaması lazım. Evet. Yani asla kötü bir şey bulamamalısın yani. Şimdi Grover Fursey senelerdir biliyoruz. Birçok modeli de var. Evet. Ama sen de dediğin gibi bu GMT modeli aslına bakarsan bir imza. Bu imzanın bir eklentisi de aslında o kasanın dışarı çıkan, o dünyanın da bulunduğu noktaydı. Evet, burada şimdi evet. onu göremiyoruz. Ve GMT Sport'ta da altında yeni bir model gibi karşımıza çıkıyor. İkisini yan yana koyduğunda hani biri neden klasik diyelim, gerçek model, biri neden sport olarak ayırmışlar sence? Şöyle söyleyeyim, ilk baştaki model GMT Earth diye geçiyordu. Oradaki dünya figürü bir şekilde saatin tasarımının en can alıcı kısımlarından biriydi. O zaman Grover Fursey'nin bütün özenini gösterdiği yegane komponent, yegane bileşendi. Ve saatin geneli o formasyona göre tasarlandı. Evet. Yani şöyle düşün, bir yarış otomobilinin aktarma organları ve motorunun üzerinde duran kabuğun sadece onları korumak için, düzgün bir şekilde yolda tutabilmek için yapılmış bir detay olması gibi. Fakat olaya sport takısı eklendiğinde, sport sıfatı eklendiğinde kullanılabilirlik, pratiklik, her koşulda kullanıcısına eşlik edebilecek derecede dayanıklılık gibi detaylar da işin içine girdi. Tabii ki konfor da işin içine giriyor. Bununla beraber tabii kayış değiştirme seçeneği de kesinlikle, yani her ne kadar hızlı değiştirilemese de evet. Bunu da kauçuk kayışla kullanılabiliyor olmak aslında kesinlikle. Sport takımı yani eklemesinin bir açıklaması. Aynen yani. Bu şekilde yani GMT Earth böyle butik bir üreticinin deneysel bir modeli olmaktan çıkıp gerçekten bileğe takılabilecek. Yani kasada korunmasına gerek olmayan, hakikaten bilfiil günlük hayatta kullanılabilecek bir saat haline alıyor bununla. Tabii yani 500 bin doları bir saate verebilecek profilin günlük hayatı desek daha iyi olur. Mutlaka, peki ben merak ediyorum. Şimdi benim saat zevkimi, koleksiyonumu aşağı yukarı biliyorsun. Ben saatlerimin tamamını satıyorum, böyle bir saat alıp hayatıma devam ediyorum desem, bir arkadaş, bir danışman olarak, saat dünyasını bilen biri olarak buradaki tavsiyen ne olur yani? Ne dersin böyle bir şey yapmaya kalksan? Haftada bir gün takabilir miyim? bir fotoğraf çektim diye. Yani şöyle söyleyeyim. Normal koşullarda sen uzun zamandır tanıyorum, saat zevkinde biliyorum dediğin gibi. Bir tane saatle idare edebilecek, hayatına devam edebilecek bir saat kullanıcısı değilsin. O bakımdan alma derdim. Ama 3 tane Horovax Limited Edition'ımız var. Bunları çocukların gibi sevdiğini, gördüğünü biliyorum. Bunlardan asla vazgeçmeyeceğini de düşündüğüm için bunları tenzih ederek konuşursak eğer bütün saatleri 3 artı 1 olur diyorsun. 3 artı 1 bence çok güzel olur. O high-end kategoride Grover Fursey'i diğerlerinden ayıran
ya da öne çıkmasını sağlayan, sadece bu model bazında bahsetmiyorum, genel anlamda global furzi diğerlerinden ayıran özellikler sence ne? Aslına bakacak olursan high-end sektöründe, high-end segmentindeki hiçbir saat birbirine benzemiyor. Hı hı. Yani sen bir Global Furzy'yi aldığında, bir Christophe Clare'yi aldığında, yanına bir NBA... Bir Uhrwerk aldığında. Bir de Uhrwerk koyduğunda bunların hiçbir birbirine benzemiyor. Hı. Olay da bu zaten, birbirine benzememesi. Yani hepsi kendine göre bir turbinyon yapıyor ama sen turbinyonu görmeden önce saatin kendisini görüyorsun. Hı hı. Ve mutlaka markaya dair bir detay var orada. Uhrwerk'in garip kasaları var. Global Furzy'nin mutlaka bir dünya figürü orada görüyorsun. Christophe Clare'ye bakıyorsun, safir kristal tüplerin içinde manyetik toplar sana saati gösteriyor. Hmm. Yani bu tür detaylar markaları birbirinden ayırıyor. Aynı grupta olsalar da iyi. Biri 100 bin dolar, biri 1 milyon dolar bile olsa sen hepsini aynı kategoriye koyabiliyorsun. Kesinlikle. Yani. Ve eğer modellere aşina değilsen hangisinin 100 bin, hangisinin 1 milyon olduğunu anlayamıyorsun. Tabii. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla sunum da burada çok önemli. Yani sonuç itibariyle baktığında evet bazı pratik olmayan şeyler görebilirsin. Mesela burada 24 şehri içeren bir World Time fonksiyonu var. Ama arkasını çevirmek zorundasın. Aynen, aynen. Fakat işte saat o kadar güzel yapılmış ki bunu bir handikap olarak görmüyorsun bile. Aynen. Yani buraya bu dünyayı koyduklarımızdan. Mesela şurada bir turbiyon var. Fakat saatin geneline baktığın zaman buradaki 3 boyutlu dünya figürü o kadar gözüne takılıyor ki turbiyon sana normal bir eşapmanmış gibi gözüküyor orada. Sanki open art bir saate bakıyormuşsun gibi. Aynen. Saatin en büyük özelliklerinden bir tanesi de Global Furzy tarihinde ilk defa metal bir bilezik kullanılıyor olması. Aynen. Daha önce kauçuk kayışları görmüştük. Bu saatin konforuna bence büyük bir artı kazandırıyor. Ayrıca ben bilezik çok seven bir insanım saatlerde. Genelde beğendiğim bir modeli bilezikli olarak tercih ederim diğer opsiyonlar arasından. Daha sonra belki deri ya da kauçuk bir kayış ekleyebilir diye düşünürüm. Bilezik nasıl yapılmalıdır, nasıl tasarlanmalıdır, kullanıcı dostu bir bilezik nasıl olur? İşte burada hani ders konusu olarak okutulabilecek bir bilezikle beraberiz. Tokası şey, olsun. İnce ayar da var değil mi? Bilezik ince ayar da var. Klipsinde. Aynen öyle. Titanyum olmasından dolayı son derece hafif, kolay. Yani kasa entegre neredeyse kasadan nereden ayrıldığını anlayamıyorsun bile. Normal koşullarda kasadan bu kadar uzak kırılan bilezikler insanın kolunda rahatsız eder. Kelepçe gibi durur. Fakat ben saati taktığımda en ufak bir rahatsızlık hissetmedim. Bu da yine Global Furzy'nin ve high-end segmentinin farkını ortaya koyan unsurlardan bir tanesi. Kasa formatına ne diyorsun? Yani kasanın şekline daha doğrusu. Ben kasanın şeklini çok beğendim. Şöyle söyleyeyim, eski Global Furzy yani GMT Earth modelinde dünya figürünü çıkıntı şeklinde yanında tutan klasik kasa bence biraz takılabilirlikten uzaktı. Hı-hı. Yani mesela Richard Mille'de de sevdiğim detaylardan biridir. Richard Mille çok normal bir saattir aslında. Fıçı kasa olması Hı-hı. dışında kasada bir anormallik yoktur. Bunu da onun gibi gayet kola takılabilir, kullanılabilir, ne bileyim kıyafetlerle uydurulabilir normal bir saat olarak görüyorum. Bütün hayat karakterine rağmen. Dolayısıyla ben kasanın bu formunu çok beğendim. Tabii burada safir kristal camın artı 2 milimetre gibi bir kalınlığı var. Hakeza safir kristal camla beraber dış bükey şeklinde formatlandırılmış olan bezelde 3 milimetre kadar çapta fark ediyor. Yani saat kolunuza taktığında 45 milimetrelik bir saat gibi. Fakat kullanılan ultra hafif titanyum alaşımdan dolayı hiç 45 milimetrelik bir saat takıyormuş gibi hissetmiyorsun. Dediğim gibi yani ben bu saatte bir kusur bulamıyorum. Daha önce böyle işte sektördeki diğer saatlerden kendini, diğer kişilerden kendini ayırmak için bu GMT saati alan kişiler böyle bir GMT Sport çıktı diye hafif hani kendilerini kötü hissedebilirler mi diye düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Bu saat üzerinden bir örnek vereyim. Bu saatten sadece 33 tane var. Hı-hı. Ve fiyatı da yaklaşık 500 bin dolar civarında. Eğer bu saatin şimdiki versiyonu şu halini ya da önceki versiyonu ya da bir sonraki versiyonu bir şekilde bu hayatta alabildiysen bence üzülecek bir şey kalmamış demektir. Yani ne demek istediğini anladım. Anladım. Ondan sonra evet bazı markaların, modellerin limitli versiyonlarına çok benzeyen başka daha standart versiyonlar çıkınca limitli aldığına sevinen, almak için o premium'u ödeyen kullanıcılar biraz üzülebiliyor. Hı-hı. Ama Global Furzy böyle bir saat değil. Hayatında yani. Bunun almak için de 500 bin dolar ödemesi lazım. Bir önceki için de onları ödüyorlar. Evet, dolayısıyla bence hiç problem değil. Peki bırak sonunda böyle özel bir saati de Orabax ekranlarına canlı olarak taşıma şansımız oldu.
Çok teşekkür ediyorum. Yorumların için kolay güzel değil. Yani böyle bir saati yorumlayabilmek de kolay değil. Çünkü eline aldığında zaten wow falan değil. Komple röportajı, sohbeti de kapatıyor. Tamam çok iyi saat, harika deyip de kapatılabilecek. 500 bin dolar deyip hiç konuşmayabilirdik ama yine saatle ilgili detayları verebildik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Videolarımız, sohbetlerimiz devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Şimdilik herkese hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.